Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Sevgili seyirciler, bir kap açıklaması geldi Fenerbahçe'den. Futbol A takım oyuncularımızdan Attila Szalai'nin Almanya'nın Hoffenheim kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. Açıklaması Fenerbahçe'den yapıldı. Bedel ne acaba? Bedeli de öğrenebilir miyiz? O önemli çünkü 15'ler falan konuşuluyordu. 15 olmamıştır da ondan aşağı değildir ama. Evet, Attila Szalai'nin transferi konusunda görüşmelere başlandı. Tabii haberimizle de bağlantılı olacak. Önce haberimizi aktaralım, sonrasında da o konuyu konuşalım. Fenerbahçe'de özellikle oyuncu satışı konusundaki başarı, yeri doldurulabilecek mi bu oyuncuların? Bunun merakı var. Sezon öncesinde kabuk değiştiriyor Fenerbahçe sevgili seyirciler. Şu ana kadar 8 oyuncuyu renklerine bağlayan sarı lacivertliler 7 isimle de yollarını ayırdı. Fenerbahçe'de bir imza daha. Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Dominik Livakovic ve Suat Serdar transferleri için girişimlerini sürdüren sarı lacivertler de kanat arayışları da hızlandı. Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken sarı lacivertlerde kanat bölgesi için gündeme gelen ilk isim Wilfried Zaha olmuştu. Zaha transferi için bir süredir girişimlerde bulunan sarı lacivertler fil dişili yıldız Eysel'i rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Yönetim tecrübeli yıldızın sarı kırmızılı takıma transferi sonrası alternatif isimlere yöneldi. Dünyanın dört bir yanından arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Fransız basında Olympique Lyon forması giyen Kartoka Ekambi'nin sarı lacivert takıma transfer olacağını duyurdu. Haberde Fenerbahçe'nin Kamerunlu Yıldız'a 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Sarı lacivertlerin ayrıca Ekambi transferi için Lyon'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı. Geçtiğimiz sezon Rennes'de kiralık olarak forma giyen Kartoka Ekambi Fransa'daki bile 38 maçta forma giydi. Kamerun'da oyuncu 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcunun Lyon'la olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Kartoko Ekambi'nin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro. Fenerbahçe'den Zaha'yı gölgede bırakacak çalım. Uzun süre Zaha transferi için uğraş veren sarı lacivertlere ezeli rakibi Galatasaray transfer çalımı atmış ve tecrübeli yıldızı İstanbul'a getirmişti. Zaha transferinden istediğini alamayan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda görmek istediği Traoré için temaslarını sıklaştırmıştı. Sarı lacivertler 27 yaşındaki İspanyol yıldızın menajerini hafta içinde İstanbul'a davet etmişti. Yapılacak görüşmede anlaşma sağlanması halinde bu kez Traoré'nin sağlık kontrolleri için çağrılacağı belirtilmişti. Fenerbahçe'nin Zaha için ayırdığı bütçenin büyük bir kısmını Adama Traoré için kullanılacağı kaydedildi. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Galatasaray'a Wilfried Zaha çalımını gölgede bırakacak bir transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertler Galatasaray'a cevap vermek için geçen sezon şampiyonlukta pay sahibi olan Milot Rashica'yı kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray Norwich City'nin 10 milyon euroluk talebi sonrası Rashica transferinde geri adım atmıştı. Aktarılan bilgilere göre Kosovalı oyuncuyu ikna etmeye yakın olan Fenerbahçe, Norwich'le de pazarlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 30 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu 5 gol ve 7 asist ile oynamıştı. Fenerbahçe Detev, Morten Yulmand. Fenerbahçe'de yeni ayrılıklar kapıda. Zalai'nin 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Alman ekibi Hoffenheim'a transferi kısa süre içerisinde açıklanacak. Sarı lacivertlerin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlerden João Pedro'ya İtalya'dan çok sayıda talip var. Forvet arayışında olan Lecce, Cagliari ve Bologna'nın 31 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği öğrenildi. Ancak sarı lacivertlerin Pedro'yu takasla kullanma planı olduğu ortaya çıktı. Ön libero transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Lecce takımından Morten Yulmand girdi. Sarı lacivertlerin 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katabilmek adına İtalyan kulübüne bonservis ve takasla Pedro'yu verme teklifi yaptığı kaydedildi. Fenerbahçe'yi Livakovic'te Arabistan engeli. Fenerbahçe Dominik Livakovic transferini sonlandırmak için bir süredir uğraşıyor. Konu uzadıkça Livakovic için de iş ilginç bir hal aldı. Önceki hafta taraftarına veda eden ve son kez Dinamo Zagreb için oynadığını belirten Livakovic, transferin bir türlü bitmemesi nedeniyle geçtiğimiz maçta yine kaleyi korudu. İki hatalı gol yiyerek takımının yenilmesinde olumsuz anlamda pay sahibi olan Livakovic için Hırvat basınında aklı karışık ve performans düşüyor yorumları yapıldı. Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb arasındaki pazarlıklarda 3 milyon euroluk bir fark bulunduğu iddia edilmişti. Taraflar ortayı bulmaya çalışırken devreye El Nassr girdi.
İddialara göre Livakovic daha önce El Nassr'ı reddetmiş ve Avrupa'da kalmak istediğini bildirmişti. Arap ekibinin 6 milyon euroluk maaş teklifini güncelleyerek tekrar geldiği belirtildi. Dinamo'nun 10 milyon euroluk bonservis talebini karşılayan El Nassr, Livakovic'i bir kez daha ikna etmeye çalışacak. Livakovic ise Fenerbahçe ile anlaşmış ancak kulüplerin anlaşmasını beklerken iş uzamıştı. Fenerbahçe Livakovic'i ikna edip kulübünü ikna edemezken El Nassr ise kulübünü ikna edip Livakovic'i ikna edemedi. Transferin bu hafta olumlu veya olumsuz olarak bir şekilde bitmesi bekleniyor. 2022-2023 sezonunda takımıyla 49 maça çıkan 28 yaşındaki kaleci 49 gole engel olamadı. Hırvat Filebek ise 13 maçta ise kalesini gole kapadı. Fenerbahçe'de Serdar Dursun için yolun sonu geldi. Fenerbahçe yönetimi kısa süre içerisinde Serdar Dursun ile bir araya gelecek. Hem yurt içinden hem yurt dışından birçok talebi olan 31 yaşındaki oyuncunun 1+1 sene daha kalan sözleşmesi için Sarı Lacivertler karşılıklı anlaşma ile fesih formülünü masaya yatıracak. Birçok kulüp ile görüşen ancak Fenerbahçe'nin aldığı yıllık net 750 bin euro maaşı bulamayan Serdar Dursun cephesi ise 200-300 bin euro tazminat ile fesih isteyecek. İki taraf arasında ortak bir noktanın bulunacağı ve Serdar Dursun'la Fenerbahçe'nin yollarının bu hafta içerisinde ayrılacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin 2021 yazında Darmstadt'tan bonservis olarak transfer ettiği Serdar Dursun, Sarı Lacivert forma ile çıktı 63 maçta, 19 gol atıp 9 asist yaptı. Göztepe Fenerbahçe'den Emir Ortakay'ı kiralıyor. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den kiraladığı Emir Ortakay'ı bir sezon daha kiralamak için harekete geçti. 19 yaşındaki savunmacı, yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin oynadığı 4 hazırlık karşılaşmasının sadece bir tanesinde görev alırken, Sarı Lacivertlerin UEFA'ya bildirdiği konferans ligi kadrosunda da yer almadı. Durum böyle olunca İzmir ekibi, Emir için yeniden kiralık formülünü devreye soktu. Geride kalan sezon Göztepe'de en istikrarlı oyuncuların başında yer alan ve gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 19 yaşındaki savunmacıyla Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa kulüpleri ilgileniyor. Öte yandan Emir Ortakay'ın da gelişimi için Göztepe'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe'de 3 süper solak birden, seç, beğen, oynat. Sarı Lacivert takım transfer döneminde kadroya kattığı yıldızlarla öne çıkarken ilginç bir detay gözlerden kaçmadı. Fenerbahçe'de özellikle hücuma ciddi etki etmesi beklenen sol ayaklı yıldızlar dikkat çekti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın hücumda opsiyon olarak kullanabileceği güçlü sol ayaklar hemen göze çarpıyor. İrfan Can Kahveci'nin yanına Sebastian Szymański ve Dusan Tadic gibi iki usta sol ayağın katılması teknik heyetin elini güçlendirdi. Her ne kadar Arda Güler gibi önemli bir sol ayak takımdan ayrılsa da genç yıldızın yeri hemen dolduruldu. Zaten mevcut kadroda İsmail Kartal'ın beğendiği isim olan İrfan Can Kahveci'ye Dusan Tadic ve Szymański gibi Avrupa çapında iki sol ayak daha eklendi. Bu üç oyuncunun ortak noktaları da dikkatlerden kaçmıyor. Bu üç solak yıldız duran topları etkili kullanabiliyor, çalım atabiliyor, asist ve gol katkılarıyla skor üretebiliyor. UEFA Konferans Ligi'nde 26 Temmuz Çarşamba günü Moldova'nın Zimbru takımıyla karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın bu üç önemli solak yıldıza forma şansı vermesi bekleniyor. Bu sezon içerisinde de kadroda bu isimlerin büyük önem taşıyacağı vurgulanıyor. Sezonun flash transferlerinden Sebastian Szymański kısa sürede teknik heyetten tam not aldı. Teknik direktör İsmail Kartal, Samandıra'da Gençler Birliği ile oynanan ve 5-0 kazanılan hazırlık maçında şans verdiği Polonyalı yıldızı çok beğendi. Skor katkısı da yapan Szymański'nin fizik olarak hazır gelmesi de dikkatlerden kaçmadı. Geçen sezon Feyenoord'da Hollanda'da lig şampiyonluğu yaşayan 24 yaşındaki yıldızın çok yönlülüğü de öne çıkıyor. Orta sahada 8 ve 10 numara olarak oynayan genç futbolcu, öte yandan sağ açık ve sol açıkta da görev yapabiliyor.